Agalarım, herkese selamlar. 19 Ağustos 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal yüksek oranlardan 5 adet mücadelemiz var. Birazdan başlayacağız. Öncelikle muazzam bir cumartesi günü geçirdik. Gerçekten yok böyle kazanç yazan başlığın hakkını verdiğimizi belirtelim. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden ricamızı aynı şekilde aga, beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Umarım pazar da çok güzel geçer. Pazar ikindin çekiyorum. Şu an Brentford 1-0 önde mesela. Zaman aralığı olaraktan söyleyeyim. Muazzam maç oluyor. Verdim bahisimi çekelim. 1.5 üst verdim zaten. 1.40 orandan yakaladık. Bir gol daha gelirse tamamız mesela anladın mı? Neyse devam edelim aga. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Aga günün en baba maçı. Villarreal ile Atletico Madrid. Maç olur sizlere sorduk. Bilen iki kişiyi de gruplarımızda 7 gün boyunca WhatsApp gruplarımızdan misafir edeceğimizi belirtelim. Yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe Göztepe maç skoru bilen olmadı aga. Benim gördüğüm bir 3-2 Fenerbahçe var. Yani Göztepe'nin 2 gol atacağını sadece o kişi tahmin etmiş. Şöyle söyleyeyim. Onun dışında ben göremedim. Varsa bazen spama düşüyor. Her yorumu okuyorum, kalp atıyorum zaten. Beni biliyorsunuz. Varsa siz de bana özelden ekran görüntüsünü atabilirsiniz WhatsApp'tan zaten. Abi ben bilmiştim. Ne ama bilen yok diye gördüm. Her türlü soru görüş öneri, WhatsApp'ta iletişime geçecek arkadaşlar da ekranda görülen numaradan doğrudan benimle iletişime geçebilir. Açıklamada, yorumlarda linki de zaten mevcut. Benimle iletişime geçmek isteyenler, WhatsApp gruplarına dahil olmak isteyenler buradan iletişim kurabilirler. Geçtim bunu. Cumartesi yüksek mislerimiz çok güzeldi ve keyifliydi. Aga öncelikle soldan başlayalım isterseniz. Avrupa yüksek mislisi bulunan 3000-3000 değerlendirdim. Valencia, Barcelona, Barcelona'nın bir golü. West Ham maçına 1.5 üstü, maçına 1.5 üstü. Aldık mı Aga 3000 TL? diye bin oranı var zaten bunun. Güzel para aldık. Devam ettim. Liverpool'un galibiyeti maç 2 temiz geldi aga. 2. yarı net bir oyun vardı. Newcastle kırmızı kart görmesine rağmen yani maçı izleyenler varsa beni anlayacak çok iyi geldi aga. Buradan da 3000 TL misli aldık mı? 1.80 gibi orandan aldık. Bunlar yetmez. Bir de yüksek misli canlı yaptık. 4 tane canlı yaptık aga. Cumartesi Aston Villa'nın 1.5 üstü. Twente'nin golü. Rize maçına ilk yarı 0.5 üst. Bir maça daha yaptık mesela. Bu şekilde sadece yüksek misli maçını değil canlıdan da vurduğumuzu belirtelim. Bugün de mesela yaptık. PSV maçı vardı. Yapıştırdık mesela. Yüksek misli canlı. aynı şekilde Crystal Palace da yaptık vesaire. Devam ediyoruz. Bilgisini vereyim ben sizlere. Kulüp burcu verdim. 1000 TL sapladık aldık mesela oradan. Güzel oldu. i̇deal kombinlerimiz ekrana gelsin. İdeal kombinlerimizde de aga tek Fenerbahçe ideal kombine yatırdı. Solda gördüğümüz ideal kombinimiz zaten başarılı oldu. Rize'nin yarı kazanır. Barcelona'nın galibiyeti. Aston Villa'nın varı da geldi ama Fenerbahçe 4.5 altında 2 olarak vermiştik. 90 artı 5'te yenilen gol. Yani diyecek bir şey yok. Orada bir ufak bir kaybımız oldu. Canlı olarak WhatsApp gruplarımızda ilerliyoruz haka zaten. Sizler de canlı canlı maçlardan faydalanmak istiyorsanız mutlaka canlı oynuyorsanız da bizlere bir, bir denemenizi öneririm. Onun dışında herkes açık Telegram kanalı var. Ücretsizdir burası. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz diyerekten de başlayalım. Defterim elim alıyorum. Sizlerden de ricam artı 500 üstünde beğeni ve yorum. Aga en azından dediğim gibi yani büyük emek var ve izliyoruz sürekli. Ücretsiz Telegram kanalına bile canlı bahisler vesaire atarken sizler de lütfen videolarda desteği esirgemeyin ricamdır. İlk mücadelemiz Villarreal e ile başlayalım. Alttan başladım en baba maç çünkü bu. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de Aga. Şimdi her iki takım hakkında biraz bilgi vereyim ben size bu sezon neler yaptı ne transferler yaptı. Aga Atletico Madrid zirveye oynayan oynayabilecek transferler yaptı. Master Süden. Alvarez aldı mı? Aldı. Rakibin en golcü ismini. Villarreal'in en golcüsünü. Sörlot'u. Aldı mı? Aldı. Le Normand. Aldı mı? Aldı savunmaya. Muazzam transferler ve nokta atışı transferler. Ben burada Atletico Madrid'in bir adım önde gördüğümü belirteyim. Villarreal'de son transferi Ayoza Perez aldı. Sol kanatta çok önemli bir isim. Leicester'dayken mesela duman ediyordu. İyi bir transfer bence. Aga benim burada beklentim Atletico Madrid'in bir yarayı kazanır olacaktır. Minimum bir 41 oran var burada. Atletico Madrid bu yapmış olduğu transferlerle birlikte son bir hazırlık mücadelesi vardı. 6-1 bitti sanırım. Ben o hazırlık maçını izledim. Aga umut ışığını gördüm. Alvarez o zaman maçta yoktu. Ben burada Atletico Madrid'in bir yarayı kazanırına güveniyorum. Değerlendirdim. Hatta biraz daha yüksek orandan almak isteyenler varsa bu mücadeleyi ben Atletico Madrid'den zaten bir gol bekliyorum. Eğer ikinci golün riskine girersek de minimum 1.68'de oran değerlendirmiş olursunuz. İkinci mücadelem Leicester City ile Tottenham mücadelesi. Tottenham postacı ile birlikte gayet güzel oturdu. Postacıoğlu da ben postacı diyorum. Ha, bilmiyor falan muhabbeti geçmesin. Yani bizden de iyi bilen var mı? İlla vardır zaten de. Neyse bu konulara girmeyelim. Tottenham'ı ben burada bir adım önde görüyorum. Biraz daha oturmuş oyunuyla birlikte. Özellikle Bournemouth'tan da Solanke'yi aldıktan sonra yani o 9 numara sorunu da bir nevi çözülmüş gibi oldu. Werner tutmadı. Richarlison tutmadı Agar. Safkan bir 9 numara aldılar oraya. Ben burada Tottenham tarafındayım. Leicester'ın kendi evinde olsa bile ya geçişlerde bile, özellikle Tottenham e, sonuna birlikte sağlam vurabiliyor. Deplasman 1.5 üst benim burada ideal tercihimdir. Tottenham tarafından 2 gol bekliyorum. Onun dışında yüksek oranlarla değerlendirme yapacaksanız da bu mücadeleyi şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Matson 2 okey ama 2.5 üstünde bir Tottenham galibiyeti alırsanız Leicester City burada karşılık verebilir. Gol atma ihtimali olabilir. Yani 2-1 bandında veya 3-1 bir bandında bir Tottenham galibiyeti beklediğimi belirteyim. Juventus'la Como mücadelesi. Şimdi Como hakkında bilgi vereyim. Kimdir bu Como? Kim ne yaptı Juventus? Como arkadaşlar özellikle iyi transferler yaptı. Takımın başına Ces Fabregas geldi. Fabregas'ı bilmeyen yoktur. Barcelona vesaire derken o geldi. İyi bir transferler yaptı. Rapid Varan takıma geldi. Takımın abisi. Yani liderlik yapabilecek kapasite bir oyuncu aldılar. Onun dışında yeni çıktı zaten. Juventus da orta sahayı değiştirdi. Tuhram'ı aldı. Ondan sonra Douglas Luiz'i aldı. Birkaç transferler daha yaptı e, Thiago Motta ile birlikte birkaç tane daha transfer yapacak. Colt Miners'i almayı düşünüyorlar sanırım transfer son aşamada. Onlar da ilk mücadelesine çıkacaklar taraftar önünde. Ben Thiago Motta'nın burada maçı kazanacağını ama maçta 5 gol olacağını düşünmüyorum aga. 4.5 altında bir olur. Juventus'a gider. İdealden bu alınabilir. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler varsa da ya yani bir 80 seviyesine ben oranı çıkartayım dersen de 3.5 altında bir Juventus galibiyeti de değerlendirilebilir. Bunun da bilgisini verelim geldik bizim amputelere. Kasımpaşa'da Sami Uğurlu 7 maç yedi galiba. Hemen şuradan tekrardan bir bakalım. Aga bu adam 7 ne yaptı da 7 maç yedi? Ben e, maçı 90 dakika izlemedim. Alanya maçındaydım. O zaman stattan canlı yapıyordum. E, hakemle ben özetini izledim. Böyle bir kafa kafaya geliyor. Bir şeyler söylüyor. 7 maç vermiş. ağır sövdü galiba hakeme bilmiyorum. Yoksa birine saldırmadı yani. Sadece sözlüyü. Ama 7 maç bilmiyorum aga ağır geldi ya bana. Neyse Hatay'la oynayacaklar. Hatay'ın Galatasaray maçı vardı. Ya yani çok göremedik ama hücum hattında bir sürü kara kara çocuklar var. Hareketli çocuklar, hızlı driplingci adamlar. Ondan Hatay tarafından gol gelebilir de. Kasımpaşa biraz daha oturmuş. Onların da transfer tahtası kapalıydı ve bu hafta 2-3 tane transfer yaptılar aga. Ondan Kasımpaşa da zaten ben gol bekliyorum. Hatay da atabilir. Yani karşılıklı goller idealden alalım. Körler sağlar birbirini ağlar. Bu arada yüksek oranlarda 2-3 gol yazmışım. 1.82. Yani 1-1 alırsa birisi 2-1 bandında bitebilir arkadaşlar. Bir diğer maçımız yani son maçımız da burada Lecce Atalanta mücadelesi. Şimdi Atalanta'da birçok isim değişti gibi oldu. Kompanyer gidecek falan. Takıma birkaç tane isim takıldı, e, katıldı diyeyim ben size. Ama Atalanta genel olarak tam bir teknik direktör takımı. Yani Gasperini'nin oyun anlayışını sahaya kim gelirse abi bu oyun anlayışını sahaya koyması lazım. Tam bir teknik direktör takımı dediğim gibi. Burada Atalanta bir Real Madrid maçı izledi. Orada izledik. Hazırlık maçlarının skorlarına baktım. Nasıl oynamış dizilişlerine vesaire derken. Çok tart vermemiş. Ama ben Atalanta'nın burada 2-0'lık bir beklentisi varken Atalanta'nın burada idealden dep basmanda bir yarayı kazanırı değerlendirilebilir aga bence. Yani bir yarayı bence kazanma ihtimali var. Beklenti skor da zaten 2-0. Bir korner maçı da olur mu bilmiyorum ama değerlendirilebilir aga. Onun dışında da şöyle dedim ya beklenti 2-0'ı bu 2-0'a biz de ayak uydurabiliriz bence. Daha yüksek da Atalanta'nın atacağı 2 gol de değerlendirilebilir. <laughs> bu şekilde iyi dakikalarım. Sizlerden beğeni ve yorum desteklerini bekliyorum. Herkes şöyle beğeni ve yoruma abanırsa çok çok teşekkürler. Bu şekilde videolar, rollingler vesaire her şey devam edecek. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.